Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere mangalda harbiye kebabı nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Öncelikle mangalımızı yakıyoruz. Daha sonra et olarak 1 kilo orta yağlı dana döş kıyma. İçerisine ben az biraz yani yarım demet maydanoz, bir adet kapya biber doğradım. Tuz ve karabiber ekledim. Şimdi elimizi az biraz ıslatıyoruz ve etimizden bir parça koparıyoruz. İçerisindeki havayı almamız gerekiyor. İyice yoğuruyoruz ve şişimize bu şekilde geçirip kalınlığı veya uzunluğu tamamen sizin isteğinize bağlı. Eğer çok sulu olmasını istiyorsanız biraz kalın yapmanız gerekiyor. Mangalınızın boyu küçükse hani kısalığını, uzunluğunu mangalınızın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Diğer yandan ekmeğimin sosunu hazırlıyorum. Bir adet biber, bir yemek kaşığı biber salçası. Üzerine az biraz zeytinyağı döküyorum. Biraz da maydanozumdan ince ince doğruyorum. Üzerine ekleyip iyice karıştırıyorum. Ekmek olarak Hatay'ın özellikle kebap ekmeği çok meşhurdur. Çok ince yapılıyor. Siz isterseniz lavaş kullanabilirsiniz. Daha farklı ekmeklerle de yapabilirsiniz. Ekmeğin uç kısımlarını koparıyorum. Ve sosumdan ekmeğime sürüp her tarafına iyice yediriyorum. Bu da tamamen kişisel tercih. İsterseniz daha az da ekleyebilirsiniz. Şimdi etimi de kıymamı mangalımızın üzerine ekliyoruz. Pişmiş domates, pişmiş biber, hatta pişmiş soğan. Harbiye kebabının olmazlarından. İsterseniz tabi soğan salatası da kullanabilirsiniz. Pişmiş soğan sevmeyenler. Etinizi, kıymamızı sürekli çevirmeniz gerekiyor. Ben ekmeğimi de iyice kızartıyorum. Etinizin o yağını arada almanız gerekecek. Hem mangalı söndürmesin, hem ekmeğiniz daha lezzetli olsun, hem etiniz çok daha iyi pişecek bu sayede. Ekmeğimin her tarafını kızartıyorum ve etimiz pişti. Pişme oranı da tamamen size bağlı. İsterseniz daha az pişirebilirsiniz. Çok pişmiş isteyenler daha fazla pişirebilir. Diğer yandan soğan salatamı hazırlıyorum. Soğan, maydanoz, sumak ve tuzumu iyice karıştıracağım. Dediğim gibi isterseniz pişmiş soğan da kullanabilirsiniz soğan salatası yerine. İyice karıştırıyorum. Ekmeğimin arasına etimi çekmiştim. Şimdi iç malzemesi olarak zerzevatımdan yani soğan salatasını ekleyeceğim. Soğan salatamı ekliyorum. Pişmiş biber. Harbiye kebabının olmazlarından. Harbiye kebabının olmazlarından. Pişmiş domates. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Ve dürümümü yapıyorum. Çok lezzetli oldu. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.